Toplumda felç olarak bilinen inme dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedeni olarak üçüncü sırada yer alırken sakatlık oluşturan hastalıklar arasındaysa ilk sıraya yükseliyor. İnme geçiren hastalarda ölüm ve sakatlığın sık görülmesinde ise hastalık hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler önemli rol oynuyor. Toplumda inme ile ilgili yeterli farkındalık oluşmadığı için koruyucu önlem alınamadığı gibi Uyarıcı işaretleri de fark edilmiyor veya nasıl olsa geçti düşüncesiyle sağlık kuruluşuna başvurmakta gecikiliyor. Bunun sonucundaysa erken müdahale ile kurtarılma şansı olan hastalar hayatlarını kaybedebiliyor. Acıbadem Şinasi Can Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Nebat Bilici, toplumdaki yaygın inanışın aksine günümüzde inme vakalarının çoğunun aslında tedavi edilebileceğine dikkat çekerek şu bilgileri verdi. İnme beyin dokularıyla hücrelerinin beslenmeleri ve oksijenlenmeleri beyin damarları yoluyla taşınan kan akımıyla gerçekleşiyor. Bu damarlarda tıkanma ve yırtılma sonucu oluşan nöroler hasara ise inme deniyor. Tıkanma ve kanama nedeniyle gelişen görme kaybı, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güç kaybı gibi nörolojik bulguları beynin etkilenen alanları belirliyor. Öyle ki en yaygın yaşanan iskemik inmede bir başka deyişle beyin hücrelerini besleyen damarlarda tıkanmalarda özellikle ilk 4 ile 6 saatlik dönemde beyin hücreleri ölmeden yapılan damar içi pıhtı eritici ilaçlar veya pıhtının mekanik olarak çıkartılmasıyla hastanın nörolojik bulguları tamamen geriye döndürülebiliyor. Yeter ki sağlık kuruluşuna başvuruda geç kalmayın. Peki inme hakkında doğru sanılan 5 yanlış nedir? Yanlış. İnme belirtileri geçti. Doktora görünmem gerekmiyor. Doğrusu. Kol ve bacakta uyuşukluk ya da güçsüzlük hissi, konuşmada zorlukluk çekmek ve ani gelişen şiddetli baş ağrısı gibi belirtileri 24 saat içinde tamamen düzelen inmelere geçici iskemik atak deniyor ve bunlar tam inme için uyarı işaretini oluşturuyor. Bu nedenle ciddiye alınmalı ve mutlaka doktora başvurulmalıdır. Atak süresi ortalama 2 ila 15 dakika sürüyor. Sürenin kısalığı iç rahatlatıcı bir özellik olarak görülmemeli. Geçici iskemik atağını izleyen 90 gün içinde inme geçirme riski yaklaşık %10 oluyor. Bu olguların yaklaşık yarısı ilk 1 ila 2 gün içinde gerçekleşiyor önemli uyarıcı bulguların gözden kaçması veya önem verilmemesi halinde izleyen günlerde ortaya çıkabilecek kalıcı sakatlık veya ölümden kurtulma şansı yitirilmiş olabiliyor. Yanlış, inme önlenemeyen bir hastalıktır. Doğrusu, toplumdaki yaygın inanışın aksine inme önlenebilen bir hastalıktır. Hipertansiyon tüm inme tipleri için birincil risk faktörünü oluşturuyor. Beyin damar yapısını bozarak inmeye yol açabiliyor. Diyabet büyük damar yapısını bozarak sıklıkla inmeye sebep oluyor. Kalp ritim bozuklukları, romatizmal kalp hastalıkları, geçirilmiş kalp krizi, kalp damar hastalıkları da iskemik inme açısından ciddi risk faktörlerini oluşturuyor. Dolayısıyla yüksek kan yağları, kolesterol ve tilikseritler, hipertansiyon, diyabet ve obezitenin yanı sıra sigara, alkol ve hareketsiz yaşam gibi risk faktörleri Kontrol altına alındığında inmeler neredeyse %80 oranında önlenebiliyor. Balıktan, sebze ve zeytinyağından zengin Akdeniz diyeti de inme riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Yanlış. İnme sonrasında gelişen konuşma güçlüğü, görme kaybı, kol ve bacaklarda güç kaybı gibi sorunlar kalıcıdır. Doğrusu İnme sonrasında oluşan güç kaybı, konuşma bozukluğu ve görme kaybı gibi hasarlar erken müdahale edildiğinde tedavi edilebiliyor. Ancak hasarlar bazı hastalarda günler, haftalar içinde düzelirken hasar ağırsa bu durum aylarca sürebiliyor. Nöroloji uzmanı Dr. Nebahat Bilici rehabilitasyonda en önemli dönemin ilk 6 aylık süreç olduğunu belirterek hasta bu dönemde iyileşme potansiyelinin yaklaşık %50'sine ulaşıyor. İnme geçiren hastada bir yılda hızlı bir düzelme olup felçte kısmen veya tamamen iyileşme görülebiliyor. Bir yıldan daha uzun süren bulgularda ise düzelme daha yavaş oluyor diyor. Yanlış, inmenin tedavisi yoktur. Doğrusu, nöroloji uzmanı Dr. Nebat Bilici yaygın inanışın aksine hastaneye zamanında başvurulduğunda inmenin pek çok hastada tedavi edilebildiğini belirterek şöyle devam ediyor. Nörolojik bulguların başlamasından itibaren ilk 4 ila 6 saatte hastaya müdahale edildiği durumda pıhtılaşmanın neden olduğu tıkayıcı inmelerin pıhtı eritici ilaçlarla tamamen iyileşebilme şansı vardır. Ancak bu tedavinin uygulanabilmesi için hastaların tedavinin yapıldığı uygun hastanelere hızlı şekilde ulaştırılmaları gerekiyor. Tedavi nedene yönelik uygulanıyor. Örneğin hasta atrial fibrilasyon gibi bir ritim bozukluğu veya geçirilmiş kalp kapak ameliyatı varsa kanın pıhtılaşmasını önleyen tedavi uygulanıyor. Eğer inmeden şah damarında ileri darlığa yol açan bir plak sorumluysa bu damarın cerrahi yolla veya stentle açılması öneriliyor. Sonuç olarak tedavi ve yaklaşım hastadan hastaya değişiyor. Yanlış. İnme sadece ileri yaşta görülür. Doğrusu Yaş ilerledikçe risk artsa da inme her yaşta görülebiliyor. Öyle ki inmelerin tahmini %10'u 50 yaşın altındaki kişilerde gelişiyor. Nöroloji uzmanı Doktor Nebat Bilici 50 yaşın altındaki kişilerde görülen inme nedenlerinden bazılarını şöyle sıralıyor. Doğumsal kalp hastalıkları Kalbin yapısal anormallikleri veya düzensiz kalp ritimlerine yol açan kalbin yapısal bozuklukları inme riskini artırıyor. Kanama, pıhtılaşma bozuklukları Orak hücre anemisi ve deforme olmuş olarak hücre şeklindeki kan hücreleri atar damar ile damarları tıkayabiliyor ve felç riskini önemli ölçüde artırabiliyor. Gençlerde bu risk orak hücre hastalığı olmayan birine göre 200 kat daha fazla oluyor. Metabolik durumlar Fabri hastalığı gibi durumlar beyine kan sağlayan kan damarlarının daralması, yüksek tansiyon veya anormal kolesterol seviyeleri gibi inme risk faktörlerinin gelişmesine neden olabiliyor. Vaskülit Kan damar, atar damar, toplar damar ve kılcal damar duvarlarının iltihabı, damarlarda kalınlaşma, daralma ve zayıflama gibi değişiklikler yaparak damarların hasarlanmasına yol açabiliyor. Bunun sonucunda damarın beslediği doku ve organlara kan akışı sınırlayacağı için bu bölümlerde hasar oluşuyor alkol madde bağımlılığı alkolle madde bağımlılığı da inmenin diğer nedenlerini oluşturuyor